Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bazı kontrol edilir seçilir. Bazı kontrol edilir seçilir. O da bir şekilde söylediğimde. Üniversitelerin seçilir seçilir. Hayal edilir seçilir. Süreçten bir şey yapabilir. Üniversitelerin seçilir seçilir. Yakınında değil, olayla seçilir. Sonra var, sağlıkça var. Mesela, ödül edilir.
Thank you.
Thank you.
özel bir şey. İsterseniz tamamen bunu kullanan artık. Çünkü bu şekilde kendini yaratmak. Bu kendini yaratmak bazı çocuklar olmak farkında da aslında bir şey yaratmak. Mesela herkese bir şey yaratmak. Ortalaması kurulu mesela 5'ten 6'ya çıkarak bir tane yaratmak. Harika bir şey yaratmak. Sadece ortalaması Bizden çekecek sorunu da fark ettik diye. Otuzdan da çekecek sorunu da fark ettik. Bu da çekecek. Ama ben sorunlar kendini istiyorum. Kendi tarafı aslında ben mesela bir sorunu söyleyecek. Bu aslında bir sorunu istiyorum. Söylediğiniz gibi, bir sorunu istiyorum.
Aynaya bakınca bile saçımı beğendim, sıralardım, sıralardım, sıralardım. Dolayısıyla hesabı kararlarımla bir tarafı da yok. İçtikleri bir odaklanmak için geçmek istedim. Burada, orada, burada. Bu tarafı, şimdi ödemeyi karşı tarafı
Çalışıyorum. Birinci sınıfa gönderirken de öğretmen arkadaşlarıma mutlaka o çocuk hakkında olumlu yönleri ve dezavantajlı yönleri neler, bu konuda neler yapabilir, o konuda bilgi veriyorum, çocukların fotoğrafını gösteriyorum, çocukları tanıtıyorum ve ilk tanışma gününde ona ismiyle hitap etmesini sağlıyorum. Çünkü ben onlarla tanışırken o şekilde tanışıyorum. Fotoğraflarına bakarak isimlerini öğrenip İlk geldiklerinde tanışma esnasında isimleriyle hitap ediyorum. Bunun çok faydasını gördüm. Tanısı konulmuş birçok özel gereksinimi olan çocukla, yani 4-5 tanesi bir arada olan çocukla bile çok başarılı çalışmalar yaptık. Ben arkadaşlara nacizane tavsiyem, her insanın veli de olabilir, olumsuz bir şey yaşıyor olabilir, farkında olmadan bize karşı tepkisel davranabilir. Bunları bizimle paylaşırken veya yaşadığımız bir sorunda karşı tarafla empati kurarak olaylara bakmalarını rica ediyorum. Teşekkürler. Şimdi onunla ilgili bir tane de araç söyledik zaten. O veli eğer bağırıyorsa muhtemelen başka bir konuyla ilgili problemdir. Kalıcı mı, kapsamlı mı, kişisel gayretimi çözebilir miyim? Kalıcı bir şey değil muhtemelen. Kapsamlı değil, diğer velilerle ilişkimiyim. Kişisel gayretini halledebilir miyim? Empati kurarak deneyebilirim. Oluyor olmuyor. Ama kişisel gayretini yönetemeyeceğim bir şey ise de yine ilerleyeceğim. Başka var mı katkısı olan? Katlanma olarak bir şey var. Merhaba arkadaşlar. Bu güçlüğünle geliştirilmesi yönünde her de eğitim var. Şöyle öğretmenim. Cüneyt diye bir öğrencim vardı. Bununla ilgili yazı yazdım. Cüneyt lise son öğrencisiydi. İlkokul 4. sınıftan lise sona kadar aldığı matematik ders saati, matematik Türkiye'de çok önemli biliyorsunuz. Yani benim gözümde değil ama Türkiye'nin gözünde 1660 saat matematik dersi almış, dershane dahil, okul dahil, özel öğretmen hariç. Çarpı saat ücreti düşünün. Evet, 1660 saat, Cüneyt 202 gün ediyor. Yani bir eğitim öğretim yılında 4 hafta daha fazla. Gece gündüz, yani 16 saat çalışırsa 102 gün, gece gündüz çalışırsa 69 gün. Ve o sırada Ali Ağoğlu 40 katlı bir bina yapıyor. Yaklaşık bir tarih öğretmeni 70 kitap okuyor. Bir öğrenci bile öğretmen olabilir 70 kitapta. Cüneyt bunun sonucunda sadece üniversite sınavında bir tane matematik çözüyor.
Evet, yani bu cüretin hikayesi ve Türkiye'de sıfır yapan 55 bin öğrenci var. Bir tane çözüm sanırım 150 bin falan civarında. Güzel bir örnek bu. Yani bu Türkiye'de bu kadar zamanı biz mahvetmek zorunda mıyız? İnsanların kişiliğini bulamak zorunda mıyız? Bilmiyorum, sadece matematik genelinde. Bu fren başka alanlara da farklı. O anlamda teşekkür ediyorum. Hakikaten güçlü yönlerin güçlendirilmesi çok çok önemli. Sağ olun, ağzınıza sağlık tekrar. Eğitim camiasından tanır mısınız? Orhan Tekin isimli bir okul müdürü vardır. Tanır mısınız? Ben Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdiğim sene Kadıköy Anadolu Lisesi müdürüydü. Şimdi özel sektörde bir yerlerde ben tanımıyorum. Kadıköy Anadolu Lisesi de şeyle meşhurdur biliyorsunuz. Fiş çalar, sigara içilir, o vardır, bu vardır, her şey. Çünkü 3000 kişidir lisede. Fakat Orhan Tekin başladığı an üniversite, şimdi adını koyuyorum ne olduğunu görüyorum. Başladığı an Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk yaptığı şey bütün disiplin cezalarını iptal etmekti. Dedi ki bu benden önce olmuştu. Bütün vakaları da kapatıyorum. Benim stilimle okul yöneticiliği yaptığım zaman bir şey gerçekleşirse alırım. Nasıl yani dedi. Bütün disiplinde bekleyen şeyler de bu fiş kaçırma, değiştirme, yoklama muhabbetineydi. Dedi ki anlıyorum. Derste sıkılabiliyorsunuz bazen. Moda, Kadıköy dolaşmak istiyorsunuz. Gerçekten zorunluysanız, gerçekten canınız sıkılıyorsa, gerçekten gitmeniz gerekiyorsa, gelin bana söyleyin, inanın izin vereceğim. Birkaç kişi denemek için gitti arkadaşlar. Yani hocam gidelim, niye? Gerçekten çok sıkıldım. Gerçekten de onlara izin kağıtları verdi. Bütün bir yılın sonunda, öğlenleri okul kapısı kilitlenirdi. 2 saat öğleden. Kilitleri açtı, dedi ki, ben istediğiniz zaman gelip çıkmanızı istiyorum. Tarih öğretmeniydi. Herkese 10 notuyla başlattı. Herkes 10'la başladı. Sonraki notlarla düştü yavaş 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 yavaş. Ama herkes A student derler ya Amerika'da, A artıyla başladılar. Bütün bu yaklaşımları ilk kez onda gördüm. Şimdi adını koyuyorum. Ve o sene okulda inanılmaz bir üniversite başarısı. Disiplin cezalarında azalış. Okul öğrenci barışı oldu. Şimdi adını şöyle koruyorum. Kural ve cezalarla yönetmek kolay görünen ama kültüre zarar veren bir şey. Ama değerleri tanımlamak ve etrafında onu korumak için mekanizmalar kurmaksa ise aslında bizi parlatacak olan bir şey. Ailede de öyle. Şu yasak bu yasak demek yerine bizim ailemizde böyle yapılır demek. Okulda, sınıfta aynı şekilde. Üniversitede derse başlarken diyorum ki arkadaşlar yetişkin ilişkisi kuralım. Sadece şöyle kullanalım. Şunu şöyle yapalım. Asla demiyorum. 10 dakika geciken giremez demiyorum. Saatinde başlayacağız diyorum mesela. Sonuna kadar uyuyorlar. Çünkü bütün insanlar insanca yönetmek ve yönetmek ülke gibi yani aslında. Anayasamızı oluşturarak ilerleyebiliriz. Çok beğendiğim bir şirket var Amerika'da Nordstrom diye. Kılık kıyafet şirketi. Beymenler, Boynerler gibi. Çalışan el kitabı, personel yönetmeliği tek bir kart. Başladıkları zaman tek bir kart veriyorlar çalışanlara. Diyor ki verebileceğin en iyi karar ver. İngilizce make your best judgment at all times diyor. Ve yapabileceğin en iyi kararı ver şu demek. Müşteriyle çatışma halindesin, ürünü alacak mısın, verecek misin? Kararını ver, müşteri ve şirket için en iyisi hangisi? Veya şeye soruyor, diyelim suyu aktı mağazanın, ne yapacaksın? En iyi karar ver. Eğer karar veremezsen müdürüne sor. Aslında herhalde öyle bir değer sistemi kurmalıyız ki sınıfta, evde, iş yerinde, okulumuzda, ülkemizde. Öyle bir değer sistemi kuralım ki herkes özgür ve eşit olsun, o haklarını kaybetmemek için de sorumlu davransın. Sorumsuzluk yapanları da hep beraber başka şekilde uyarıyorum. Ama çok yıllar önce yazdığım makaleden son cümleyi söyleyeceğim. Öğrencinin kaytaracağına, vatandaşın çalacağına, çalışanın kaçacağına dayalı kurulan sistemler bu davranışları körüklerler. %3-5 çocuk kötü davranacak diye kötü bir personel disiplin yönetmeliği yazmak iyi olanların da tabii kaçırır, özgürlüklerini kısıtlar. Aynı şey şirketler için geçerli, aynı şey ülke için geçerli. Başka? Güçlü yönler konusunda takılıyor. Güçlü yönler, parametre var mı onunla ilgili? Yani var. Şu şunlar olursa bu senin güçlü yönün.
Tabii internette StrengthsFinder diye şeyler de var, analitik tool'lar da var. Güçlü yönlerin Türkçeleştirilmiş bir anketini de yapmaya çalışıyoruz. Şurada 3 tane sistem var dünyada. VIA, Values in Action, CAP, Center for Applied Positive Psychology ve Gallup'un oluşturduğu. Bunların güçlü yönler listeleri ve tanımları var. Ben bunları konsolide ettim ve Türkçelerini oluşturdum. Dilerseniz paylaşabiliriz yine grupla. Konsolide biçimde tekrar edenleri birleştirerek. Ve aslında o listeden bakarak, ha bu da bir güçlü yön. Onlar nereden çıkarmışlar? Dünyadaki başarılı insanları incelemişler. Bütün kutsal kitapları incelemişler. Kutsal kitapların tamamında tanımlanan doğru sıfatları çıkarmışlar. İnanmayacaksınız, Star Trek Klingon Anayasası'na bile bakmışlar. Hani popüler kültürde Yüzüklerin Efendisi orada burada doğru insan tanımı nasıl diye. Eski metinlere bakmışlar, Herodotlara, onlara, bunlara. Ve hepsinden konsolide böyle bir güçlü yönler listesi oluşturmuşlar. Bunun anket versiyonları var kendinizi bulmak için. İngilizce, Türkçesi için uğraşıyoruz. İkinci yöntem ise etraftan feedback toplamak. O çok yararlı. Burada bir program var. O da şimdi sizin sorunuzun içerisinde de var. Hani dediniz ya, fabrika ayarlarından dönmek, olumsuzluğu. Genelde Türkiye'de bu ilişkileri söylüyor ya. Evet. Yani fabrika ayarları, yani bu olumsuzluğa kilitleniyor. O seni de aynası oluyorsun ve sana da güçlü yönlerinde sorunlar yaratabiliyor. Evet. Yani söyleyemiyor aslında. Kendine söyleyemiyor. Öğrencilerimizde olduğu gibi. Bu konuda savaşacak. O da önemli. Yani çok. Başkasına sormak olsun. Mesela zorluya zorluya. Çocuklardan bazıları şey diyordu. Bana kötü bir yönümü söyle, 30 tane söylüyorlar. İyi bir yönümü söyle, 2 tane zor çıkarıyorlar diyor. Kız arkadaşım bile bana böyle yapıyor falan diye yazmış. Dediğiniz çok doğru. Zorlayarak biraz kültüre aykırı. Ama söylenen şeyi düzelttirerek tekrar tekrar. Evet, öğrenmeyle de alakalı bence. Çok. O dediğiniz o yönleri çıkan kataloğu iyi şey yapmak gerekiyor. Evet. Ama zaten mesela ödevde sorarken güçlü yönüm nedir diye sormuyorlar. Neyi iyi yapıyorum? Beni nerelerde iyi görüyorsun? Nerelerde herkesten farklı ve iyi olduğunu düşün. Mesela şöyle yazıyorlar. Hani bir gün vardı, bilgisayar çökmüştü, üçümüz ödev hazırlıyorduk, hepimiz paniğe kapıldık, sen çok sabırlı, dirayetliydin. Yani onun gibi hikayelerden çıkarıyorlar. En iyi, zaten İngilizcesi şu. My best self feedback. Ben en iyi ne zamanım senin gözünde? Öyle soruyorlar. Güçlü yönlerini söyledikleri zaman anlaşılmıyor dediğiniz doğru. Ama sorarken diyorlar ki en iyi ne zaman performans gösteriyor? En iyi ben. Onun da Türkçeleşmiş egzersizi var. Dilerseniz ulaştırabilirsin. En iyi ben egzersizi. Hocam bu kurallarla alakalı olan bölümü de şöyle yapmakta fayda var. Yani kuralları biz koyarsak başkaları uymayabiliyor. Aslında kuralların bir demokratik ortamda oluşturulmasında özellikle fayda var. Biz bunu okulda mümkün olduğu kadar yapmak için ders gösteriyoruz. Uyulmadığı zamandan için uyulmadığında izah etmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde bizim koyduğumuz kuralları zaten öğrenciler diyor ki kurallar çiğnemek için vardı değil de geçiyor abi. Çok doğru. Meşru olması lazım. Kitabınızda var mı? Bunların hepsi var. Güçlü yönler listesi yok ama bunlar var. Güçlü yönler listesini ve best self feedback Türkçe egzersizini maillerinizden atabiliriz. Tamam. Bunların hepsi kitapta var. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biraz daha buralarda takılır, sohbet etmek isteyen olursa sağ olun. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim.